Merhabalar gençler, dersimiz fen bilimleri, konumuz ise iç salgı bezleri. Bugün iç salgı bezlerinden bahsedeceğim sizlere gençler. Öncelikle önceki derslerimizde de öğrendiğimiz diyagramı tekrar çizdim gençler. Ne yapmıştık? Denetleyici ve düzenleyici sistemleri ikiye ayırmıştık. Sinir sistemi ve iç salgı bezleri. Şu kısımdan önceki derslerimizde bahsetmiştik. Merkezi sinir sisteminin görevleri ve organları. Yine çevresel sinir sisteminin görevleri ve organlarını işlemiştik. Bugünkü dersimizde denetleyici ve düzenleyici sistemlerin düzenleyici kısmı olan iç salgı bezlerinden ne yapacağımı sizlere bahsedeceğim arkadaşlar. Evet, iç salgı bezleri denetleyici ve düzenleyici sistemlerin düzenleyici kısmı arkadaşlar. Büyüme ve gelişme, kemiklerdeki kalsiyum miktarı, kalp atım hızı, vücuttaki şeker miktarı nasıl ayarlanır? İsteğimiz dışında gerçekleşen bu olaylar arkadaşlar iç salgı bezlerimizin görevlerindendir aslında. İç salgı bezlerimiz bu görevleri salgıladıkları hormonlar sayesinde gerçekleştiriyor. Yani arkadaşlar bizim isteğimiz dışında gerçekleşen işte kalp atım hızımızın nasıl olduğu, kalsiyum miktarımız, büyüme ve gelişmemizin nasıl olduğu gibi sorular aslında iç salgı bezlerinin görevleri ve bunları gerçekleştirmek için ne yapıyormuş? Hormonları kullanıyormuş. Vücudun belli bölgelerinden salgılanıp kanla taşınarak başka bölgelerdeki hücreler üzerinde etki eden bileşiklere hormon diyoruz. Yani hormon arkadaşlar vücudun belirli yerlerinden salgılanıyor ve kanla taşınıyor. Unutmayın. Bu şekilde etkisini gösteren bileşiklere hormon diyoruz. 4 tane görevi var arkadaşlar. Öncelikle protein ve yağ yapılıdır. Yani hormonların yapısında protein ve yağ bulunur arkadaşlar. Kan yoluyla taşınır hedef organa. Yani hangi organa gitmesi gerekiyorsa kan yoluyla taşınıyor, unutmuyoruz. Yani kana karışarak ilerliyor. Etkileri yavaş ve uzun sürüyor arkadaşlar. Bir hormon salgılandığı zaman etkisi yavaş yavaş gözlenir. Yani bir anda hızlı bir etki olmayacaktır. Yavaş bir etki olacaktır ve bu uzun sürecektir. Yani kandan tamamen temizlenene kadar hormon etkisini gösterecektir. Ve arkadaşlar her hormonun hedef organı birbirinden farklıdır. Yani anahtar kilit uyumu gibi düşünebiliriz. Herkesin kendine özel hedef organı söz konusudur. Evet arkadaşlar, isterseniz yavaş yavaş bu iç salgı bezlerimizden bahsedelim. 5 tane iç salgı bezimiz var. Hipofiz beziyle başlayalım arkadaşlar. Yandaki şekilde de gördüğünüz gibi gençler, beynin arka kısmında nohut büyüklüğünde bulunan bir bezdir. Çok çeşitli hormonlar salgılar. Bakın kafatasımızın yani beynimizin arka kısmında nohut büyüklüğünde, ben biraz büyüterek çizdim buraya, görünen bezimiz arkadaşlar iç salgı bezimiz hipofiz bezidir. Görevlerinden bahsedelim arkadaşlar. İç salgı bezlerinin çalışmasını denetler ve düzenler. Yani aslında iç salgı bezlerinin en üstünü diyebiliriz arkadaşlar. Beyinde bulunduğu için de bu şekilde kodlayabilirsiniz. Her şeyi denetleyip düzenleme görevi vardır. Büyüme hormonu salgılar arkadaşlar. Bu hormonu salgılayarak ne yapıyor? Kemiklerin ve kasların büyümesine etki ediyor gençler. Ayrıca iç salgı bezleri ile sinir sistemi arasındaki uyumu sağlıyor. Önemli bir görevi. Doğumu kolaylaştıran ve annenin süt salgılamasını sağlayan hormon salgılıyor ve cinsel hormonların oluşmasını etkiliyor. Yani arkadaşlar büyüme hormonu salgılayarak kemik ve kasların büyümesini etkiliyor. Diğer organlarla, hormonlarla sinir sistemi arasında uyumu sağlıyor ve cinsellikle alakalı hormonları etkiliyor. Doğumu da kolaylaştıran yine etkisi mevcut arkadaşlar. Evet gençler, bir diğer salgı bezimiz, iç salgı bezimiz tiroid bezi. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar nerede olduğunu görüyoruz. Boynun ön kısmında, soluk borusunun önünde arkadaşlar, gırtlağın da altında yer alan bezdir. Bakın boynumuz, bu bir insan şekli olarak düşünürsek, bakın beynimizin alt kısmında, boyun kısmımızda, soluk borumuzun önünde şu kırmızıyla çizdiğim gırtlağın da altında yer alan bir bezdir arkadaşlar. Tiroksin hormonu salgılar, büyümeyi, gelişmeyi ve vücudumuzdaki diğer kimyasal olayları düzenler. Aslında az çok görevi neye benziyor? Hipofiz bezine benziyor. Tabii ki biraz daha az arkadaşlar hipofiz bezine göre görevi. Büyümeyi, gelişmeyi ve vücudumuzdaki kimyasal olayları düzenlediğini ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz arkadaşlar. Bir diğer iç salgı bezimiz ise böbrek üstü bezlerimiz arkadaşlar. Şekilde de gördüğünüz gibi böbreklerimizin üstünde bulunan bu bezlerde bakalım neler salgılanıyormuş. Böbreklerin üzerinde bulunan 2 adet salgı bezdir. Yani sağ ve sol olmak üzere arkadaşlar 2 böbreğimizin üstünde bulunur. Adrenalin hormonu salgılar arkadaşlar böbrek üstü bezlerimiz. Korku,
öfke, sevinç ve heyecan anında metabolizmayı hızlandırır arkadaşlar. Adrenalin fazla salgılandığında kalp atışımız hızlanır, şekerimiz yükselir arkadaşlar. Damarlarımız genişleyerek göz bebeklerimiz büyür. Unutmuyoruz, böbreklerimizin üstünde bulunan 2 adet böbrek üstü bezidir. Adrenalin hormonu salgılar. Hormon salgılandığında metabolizma hızlanır, kalp atışı hızlanır arkadaşlar. Şekerimiz yükselerek damarlarımız genişler ve göz bebeklerimiz büyür diyebiliriz arkadaşlar. Evet, bir diğer iç salgı bezimiz ise pankreas. Pankreası sindirim sisteminden hatırlayacaksınız gençler, öğrenmiştik. Sindirim sisteminde de öğrendiğimiz pankreas midenin altında yaprak görünümlü bir bezdir. Daha önceden öğrendiğimiz için şeklini çizmedim gençler. Salgıladığı sindirim enzimini 12 parmak bağırsağına iletir. Aynı zamanda da hormon da salgılıyor. Bizi tabii ki pankreas arkadaşlar, pankreas bezinin sindirim kısmından ziyade hormon kısmı ilgilendiriyor. O kısmı çünkü önceki derslerimizde öğrenmiştik. Ne salgılıyor arkadaşlar? Önemli bir bez. Hem iç hem de dış salgı yapabildiği için karma bez diyoruz arkadaşlar. Bu pankreasın önemli bir nedir? Görevidir. İki tane hormon salgılar. İnsülin hormonu ve glukagon hormonu. İnsülin hormonu arkadaşlar yükselen kan şekerini düşürürken, glukagon hormonu ise düşen kan şekerini yükseltir. Yani pankreas arkadaşlar kan şekerinin ayarıyla ilgilenen bir iç salgı bezidir. Evet gençler, son olarak eşeysel bezlerden bahsetmek istiyorum. Eşeysel bezler dişilerde yumurtalıklar ve erkeklerde testislerdir gençler. Yani eşeysel bez dediğimizde yumurtalık ve testis olarak düşüneceğiz. Yumurtalıklarda salgılanan hormon östrojenken testislerde salgılanan testosterondur arkadaşlar. Görevleri az çok birbirine benzer. Yumurtalıklarda salgılanan eşeysel hormon olan östrojen ergenlik döneminde dişiye özgü özelliklerin ortaya çıkmasını sağlarken yumurta yani dişi üreme hücrelerinin oluşmasını sağlar gençler. Testislerde salgılanan eşeysel hormon olan testosteron ise arkadaşlar ergenlik döneminde yine erkeğe özgü özelliklerin oluşmasını sağlarken yine arkadaşlar erkek üreme hücresi olan spermlerin oluşmasını da sağlar gençler. Evet, şöyle bir isterseniz ne yapalım? İç salgı bezi ve salgıladığı hormonu görelim. Bir özet olarak arkadaşlar. Hipofiz bezimizde büyüme hormonu salgılanıyordu. Tiroid bezimizde tiroksin hormonu salgılanıyordu. Böbrek üstü bezimizde adrenalin hormonu salgılanıyordu. Pankreas bezimizde insülin ve glukagon hormonu salgılanıyordu. Eşeysel bezlerimiz olan yumurtalık ve testislerde eşeysel hormonlarımız olan östrojen ve testosteron hormonları salgılanıyordu arkadaşlar. Evet gençler, iç salgı bezlerimiz de böyle. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.